Merhaba. Bugün malum konudan bahsedeceğim. Sanırım hepimizin bu konuda konuşmaya biraz iç dökmeye ihtiyacı var. Belki kendinizle özdeşleştirirsiniz. Belki başkasının deneyimlerini vesaire izlemek, dinlemek belki sizin için iyi gelir, bilmiyorum. Hem ne yaptığımdan bahsedeceğim bu bir ay içinde. Şu kirpiğim birbirine yapışmasa çok sevineceğim. Direkt odağımı bozuyor yani. Dediğim gibi neler yaptığımdan bahsedeceğim biraz. Belki size de bir fikir olur. Boşluğa düştüyseniz vesaire. Bir de tabii yapamadığım şeylerden bahsedeceğim. Yapmak isteyip de yapamadığım şeylerden. Çünkü insanlık hali. Hepimiz insanız ve sürekli acayip verimli olamıyoruz. Motivasyonumuzu sağlayamayabiliyoruz. Özellikle bu zamanlar stresli zamanlar olduğu için insan böyle kendini tamamen kapatıp hiçbir şeyden endişe etmeyip de hayatına devam etmeyi çok tabii ki zor buluyor. Ve bununla başa çıkmak çok zor. Biliyorum sağlık çalışanları özellikle kargo çalışanları, market çalışanları bizim gibi evde boş boş oturanlardan daha farklı durumdalar. Ya da işten çıkarılan arkadaşlar da var. Ne yapacağını bilemeyen arkadaşlar. Yani tabii ki bu grubu tenzih ediyorum. Ben asla kimseye şunu yapın diyemem böyle bir konuda. Daha çok kendim gibi evde kalan ve gelecek hakkında endişeleri olan arkadaşlar sanıyorum benim muhatabım şu an. Çünkü onlarla empati kurabilirim en fazla. Diğer arkadaşlar gerçekten çok farklı durumdalar benden ve eminim hani öyle bir şeyi tecrübe etmeden anlayamam kimseyi. O yüzden ben daha çok kendi adıma konuşacağım burada. Özellikle karantinanın ilk haftalarından bahsedeyim. İlk haftaları benim için çok kötüydü gerçekten. Düzenim bozulduğu için uyum sağlamak biraz zor oldu açıkçası. Ben kendi kendimi çok rahat eğlendirebilen birisiyim. Hani canım sıkılmaz öyle, onu söyleyeyim. Ama tabii ki benim de bir düzenim vardı. İşte spora gidiyordum, arkadaşlarımla görüşüyordum, sevdiğim insanlarla görüşüyordum. İşte yaptığım belirli şeyler vardı. Bunları ve hani çok küçük gibi gözükse de hayatımın bir parçası olan bu ritüelleri yapamamak uyum sağlamakta zorlaştırdı açıkçası bu yeni hayata. Sıkılmadım ama ilerisinin belirsiz olması, geleceğin belirsiz olması benim de tabii ki hemen adapte olmamda biraz zorluk çıkardı. O yüzden çok çok verimsiz geçti ilk 1-2 hafta. Yani neredeyse sürekli uyudum ve bir şeyler izledim, video izledim vesaire bir şeyler yaptım. Normalde yaptığımın ki benim hep en şikayet ettiğim şey zaman yokluğudur. Evde zaman bulamadığım için çoğu şeyi yapamıyorum. Aklımda olan projelerim falan. Onları böyle bir rafa kaldırdım. Yani isteyerek değil. Yapamadım yani. Sadece video çektim. Makyaj videosu çektim. Bu da zaten hani o da benim bir düzenimdi. Hani arada sırada çektiğim makyaj videoları biliyorsunuz. Hani hatta onu da aynı şekilde daha önce zaman yokluğundan dolayı daha sık çekememe şikayetinde bulunuyordum. Ve şu an çok 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 sıklıkla çekmediğimi yine eski sıklığımı çok anımsatmasından anlaşılacağı üzere sadece bir bahaneymiş zaman aslında. En azından video için. Çünkü o konuda pek bir şey değişmedi hayatımda. Ama ilk birkaç hafta hali hazırda olan düzenim de en fazla zaman bulabildiğim şeyi yani video çekmeyi yapabildim. Onun dışında işte kitap vesaire okudum. Bunların hepsi zaten daha önce yaptığım şeylerdi. Hatta bu videoyu Bitenler videosundan önce mi yayınlarım, sonra mı yayınlarım bilmiyorum ama Bitenler videosunda bahsetmiştim bitirdiğim kitapları ve dizileri. Daha doğrusu bir kitaptan ve bir diziden bahsetmiştim. Sürpulluğunu Ölülerin Kemikleri üzerinde kitabını bitirdim. Onu da çok beğendim zaten. O videoda ayrıntılı bir şekilde aslında konuşuyorum bu konuda. Eğer merak ediyorsanız oradan izleyebilirsiniz. Bir de Witcher'ı bitirdim. Witcher'da 10 bölümlük bir dizi olduğu için aslında ben dizi izlemem. Yani
Çünkü devamlılık zorunluluğu olduğu için çok başlamayı sevmiyorum dizilere. Ama tabii şu an boş zaman bolluğu yaşadığımız için tabii ki 10 bölüm çok kısa geldi bana. Sonrasında yeni bir diziye başladım. Yine hafif böyle fantastik bir şey ararken Lucifer'a denk geldim. O da Netflix'e geçmiş sanırım. Daha önce görüyordum arada sırada. Zaten 5 sezonluk bir, 4 sezonluk bir dizi olduğu için 4 sene öncesinden başlamış sanırım. Ben hatırlıyorum o diziyi ama izlememiştim. Bu sefer 4 sezonu izledim ve bağımlılık yaptı. Hatta video çekme sıklığımın biraz daha azalmasının sebebi oydu. Çünkü gündüzleri işte video çekelim diye düşünüyordum karantina varken. Ama onun yerine dizi izledim. Ve benim sevdiğim tarzda böyle hem komik hem de hafif karanlık mı diyeyim? Efsanelere, mitolojiye güzel referansları olan tatlı bir dizi olduğu için kendim kaptırdım açıkçası. Bundan sonra hangi diziye geçerim bilmiyorum. Biraz ara vermek istiyorum. Çünkü hem bağımlılık yaratsın istemiyorum diziler. Hem de Lucifer'dan sonra biraz zorlanabilirim. Çünkü şu kısa vadede herhangi bir dizi onun yerine geçemeyecek sanırım. Biraz unutmam lazım. Ama dizi izlemenin yerine koyabildiğim bir şey varsa o da resim yapmak. Daha önce söylemiştim ama belki hepiniz bilmiyorsunuzdur. Ben güzel sanatlar okudum. Lisedeyken resim okumuştum yani hani yine güzel sanatlar. Üniversitede moda tasarım okudum ama yine güzel sanatlar fakültesi altında. Onunla iç içe bir şeydi. O yüzden çizim yapmak, resim yapmak tam anlamıyla benim içime işlemiş bir şey. Çünkü çocukluğumdan beri yapıyorum. Bu kadar içime işlemiş bir şeyi çok uzun süredir yapmıyor oluşum beni biraz yaralıyordu açıkçası. Ama öyle bir dönemden geçmişim sanırım. Yani şu karantina döneminin öncesinden bahsediyorum. Yani işte hayat şartları derler ya, benim de işte o kafa yapısına tam olarak adapte olmam, odaklandığım diğer şeylerden vakit ayırıp bunu yapmam daha uzun bir vadeye yayıldı. Uzun bir vade dediğimde 10 sene olmuştur herhalde. Mezun olduğumdan beri ciddi anlamda üstüne düşmedim maalesef. Ama bundan sonra portfolyomu geliştirmek istiyorum. Aynı zamanda kendim için de yapmak istiyorum gerçekten. Özellikle birkaç senedir yani çok yapmayı isteyip de bir türlü zaman bulamadığım bir şeydi. Ama artık karantinanın böyle bir avantajı oldu sanırım. Bazı şeylere yer açabildim hayatımda. Resim, çizim ve bunlardan birisi. Ve önemli bir unsur aslında. Ve okuduğum mesleği devam ettirmek istemiyordum. Moda tasarımı yani. Ama moda tasarımından spesifik olarak belki yine devam etmem ama belki resim ve illüstrasyondan devam edebilirim. Belki karantinada benim geleceğimi, ilerideki meslek seçimimi etkilemiş olabilir bu şekilde. O yüzden her işte bir hayır vardır diyorum. En azından kendim için tabii ki. Aslında hani YouTube, sosyal medya falan bunlar devam etmek istediğim, hayatımı devam ettirmek istediğim, tam zamanlı olarak devam ettirmek istediğim, bundan para kazanmak istediğim bir şeydi. Ama ondan ümidi kestim sanırım. Daha çok böyle hobi olarak hep resme derler hobi olarak yap diye ama YouTube falan daha çok benim hobim olacak anlaşılan. Yani tabii ki hiçbir zaman asıl amacım para değildi. O belli oluyordur zaten. Ama bir yandan da yani harçlık bile çıkaramıyorum kendime bu YouTube'dan ya da işte sosyal medyadan yaptığım şeylerden diyeyim direkt genel olarak. Ama halihazırda eğitimini aldığım bir şeyi neden devam ettirmeyeyim diye düşünüyorum. Çünkü şu an onda daha fazla gelecek görüyorum. En azından para kazanma açısından. Tabii resme, bu tarz şeylere daha çok vakit ayırmak demek. Bazı şeylerden fedakarlık etmek demek aynı zamanda. Nelerden fedakarlık ettim? Mesela spordan. Haftada en az 2-3 kez gidiyordum. 3 kez her zaman olmasa da en az 2 kez gitmeye çalışıyordum spora. Ve o 2 kez benim için ne kadar
faydalı oluyormuş. Onu şu an anlıyorum. Evet, evimde mat var. Spor malzemelerim vesaire var. Hatta top da var. Ama evde spor yapmak beni o kadar sıkıyor ki. Annem mesela hep şey der. Ben spor salonunda spor yapmayı hiç sevmem der. Bana yürüyüş olsun vesaire der. Ben illaki içeride olmayayım, dışarıda olayım diye kesin bir şeyim yok mesela. Ama kendi elimde yapmak bana çok zor geliyor gerçekten. Sadece hani bir eğitmenle yapamamanın zorluğundan bahsetmiyorum. Kendim bir şeye gittiğimde, spor salonuna gittiğimde de kendi kendime yine güzel çalışabiliyordum. Ama evde yapamadım gerçekten onu ya. Ve faydasını da gördüğümü çok düşünmüyorum. Yoga falan yapmaya çalıştım. Ama bilmiyorum ya, çok yabancı geldi. Bunlar benim bildiğim şeyler halbuki. Kaç, neredeyse 2 senedir spora gidiyorum ve yogayı da az çok biliyorum. Bunların bana zor gelmemesi gerekiyor. Ama sanırım zor gelmesinin sebebi istemeyerek yapıyor olmam. Bir salona gidip, spor salonuna gidip şöyle güzel bir kardiyo, yürüyüş, işte ne deniyor, cross training yapmak bana çok faydalı geliyordu. Güzel böyle bir ter atıyordum. Kendimi çok dinç hissediyordum, çok enerjik hissediyordum. Ve sonrasında da işte klasik aletlerle çalışma ya da grup dersine girme vesaire. Bunların hepsi gayet motivasyonla yaptığım şeylerdi. Ama şu an evde sıfır motivasyonum var. Motivasyonu bulup yapsam da acayip isteksizim. Yani şu an sanırım dışarıya dair en özlediğim şey spor salonu, spora gitmek. Ki üstelik çoğu zaman şöyle bir kahve içmeyi seven bir insan olarak ondan daha fazla özlüyorum sanırım spor salonunu. Ayrıca kahve içmek falan derken yemek kısmına da gireyim. Bu dönemde herkes böyle bir evde kendi yemeğini yapmaktan tabii ki. Yemek yapmaya ve işte yemek tariflerine sarmış durumda. Çok güzel, ben de çok severek takip ediyorum ama o benim için tam anlamıyla yapılabilir bir şey değil. Bir kere malzeme konusunda bir zorluk yaşıyoruz. Orası bir gerçek. Çok fazla değişik şey almak istemiyorum. Bitkiye, yeşillik vesaire. Yani virüsten dolayı korkuyorum açıkçası. Yani gıdaları, virüsün bulaşma derecesini bilmiyorum. O konuda bilim insanları herhangi bir şey, kesin bir şey diyebilmiş değil şu an. Ama ister istemez açıkta meyve sebze, meyve demeyeyim ama açıkta sebzeler ve yeşillikler, onlar gerçekten çok uzak durduğum şeyler. Böyle olunca haliyle bakliyat, işte tahıllar ve makarna gibi şeyler ağırlıklı besleniyorum. Zaten çok öyle markette dolaşmak çok akıl kârı da değil ayrıca. O yüzden en yakın marketten en çok ihtiyacımız olan şeyleri alıp o şekilde beslenmek, onlardan bir şey yapmak bana daha mantıklı geliyor. Tabii öyle olunca dediğim gibi acayip müthiş tarifler falan denemiyorum. Eskiden yapamadığım şey yemekti. Bir resim, bir de yemek. Çünkü ikisine de vakit ayıramıyordum işte. Şu an vakit ayırabildiğim şey resim, çok güzel, harika ama yemek o da olmadı. Ona da vakit ayıramıyorum şu an. Daha doğrusu değişik yemeklere diyeyim. Ama yemek konusunda evet, acayip böyle değişik tarifler falan yapayım içimden gelmiyor ve çok da şartlarım şu an ona uygun değil sanırım. Ve yine karantina sayesinde keşfettiğim demeyeyim ama gerçekten işin içine girmeye başladım. Bir şeyden bahsedeyim. O da online eğitim, online kurslar. Zaten bir şey gerektiğinde YouTube'dan falan tutorial'lara bakan bir insandım. Ama bu karantinadan sonra uzun uzun dersler, online dersler alabileceğimi fark etmek güzel oldu. Mesela Skillshare hesabı açtım. Yine başka bir YouTuber'ın sanırım 2 aylık deneme üyeliği kodunu kullanarak üye oldum. Ve sanırım her üye olan kişinin öyle bir kodu var. Ben de onu aşağıya yazarım. Ama son şeylerindeyim. Üyeliğim bitmek üzere.
Eğer 2 aylık deneme süresinden sonra devam etmek isterseniz tabii ki kartınızdan para çekiyor arkadaş. Eğer ben de dolarla para kazanmış olsaydım tabii ki nasıl olsa bu benim öğrenimim, eğitimim, kendim geliştiriyorum, kendime katkı sağlıyorum deyip o parayı verirdim belki. Ama şu an gerçekten verecek durumda değilim yani. O yüzden şu son zamanlarda elimden geldiğince kurs izleyeceğim. Skillshare'in tek kötü yanı sanırım çok fazla beginner kursu var. Eğer bu tarz bir şeye ihtiyacınız varsa, daha başlangıç seviyesinde kurslara ihtiyacınız varsa, tamamen en baştan başlamak istiyorsanız bir şeylere, o zaman belki mantıklı olabilir. Ama ben mesela kendimi illüstrasyon konusunda geliştirmek istiyorum ve bu konuda temel bir eğitimim var benim zaten. Daha advanced bir şey arıyorum ben. Öyle olunca Skillshare'de gerçekten güzel advanced bir kurs bulmak çok zor ve çok vaktimi alıyor böyle güzel bir kurs bulmak. Aynı zamanda Udemy nasıl okunuyor bilmiyorum. O siteden bir de üyelik aldım. Orası sanırım daha profesyonel bir yer. Biraz da oradan bakacağım şu Skillshare üyeliğim bittikten sonra. Ama Udemy'nin farkı da kursları teker teker alıyorsunuz. Skillshare'de üyelik ücreti veriyorsunuz ama Udemy'de de kursa tek başına para veriyorsunuz. İndirimler olabiliyor bazen. Ben de kendime uygun kurslar bulup bunların indirimlerini kovalayacağım önümüzdeki dönemde. Zaten anlaşılan yine evimizden hiçbir yere çıkmayacağız bir dönem. Yani 1-2 haftalık bir dönem değil de bu en az 3-5 aylık olacak anladığım kadarıyla. O yüzden olabildiğince kendimi geliştirmeye çalışacağım. Yani verimli olarak yapabileceğim tek şey bu sanırım. Kendimi geliştirmek ve hazır altta temelde olan şeyleri daha da ilerletmek ve diğer ilgi alanlarımı da geliştirmek. Mesela astroloji ve tarot gibi. Bunlar belki hani faydasız şeyler gibi gözükse de benim hoşuma gidiyor. Ve illaki sürekli böyle bir hırslı kariyer bir şey olması gerekmiyor bence kendini geliştirme düşüncesinin. Bir sürü astroloji kursu var, webinarları var internette. Tabii onlar biraz daha paralı olduğu için normal YouTube üyeliğin dışında da bir para istedikleri için normalde hani çok gerek duymuyordum. Ama belki şu an indirimde olanlarını, böyle işte cüzi miktarda olanlarını izleyebilirim diye düşünüyorum. Sonuçta hani başka hiçbir şeye para vermiyorum. Ne dışarıda yemeye para veriyorum, kahve içmeye bile para vermiyorum sonuçta. Bir kahve parasını, dışarıda içmediğim bir kahve parasını sanırım bir webinara verebilirim. Özellikle şeyi fark ettim. Bu son zamanlarda gökyüzünün pek bir civcivli olduğu dönemden geçiyoruz. Tabii bunların hepsi de biz aşağıya, bizim buraya, dünyaya yansıyınca ister istemez bu yıldızları okumanın ne kadar önemli olduğunu anlıyorum. Tabii ki bilim gibi kesinliği olan bir şey değil yani. Bilim dalı değil astroloji. Astronomi mi bilim dalıydı acaba? Bilmiyorum. Astrolojiyi daha çok böyle fal gibi falan görüyorlar. Ama bence bir nebze doğru çıktığı zamanlar oluyor. Sadece bu şeyden bahsetmiyorum işte. İşte sen kova burcusun, senin kişiliğin budur demekten ziyade mesela şu anki gökyüzünde oluşan büyüklü küçüklü, olumlu olumsuz açılar vesaire bunları okumak ve gerçekten hani gerçekleştiğini de görmek eğlenceli bence. O yüzden her zaman bu bilgim olsun istiyorum astrolojiyle ilgili. Ona mutlaka biraz daha ağırlık vereceğim bu dönemde. Ayrıca yani çok büyük dert olmamakla birlikte saçınızı falan nereye kestiriyorsunuz diye merak ediyorum bazen. Yani tabii ki şu an hiçbir yere kestirmemek en güzeli. Ama bu yaz saçım çok uzayacak ve saç kurutmaktan da ıslak saçtan da nefret ediyorum. Uzun saç bu iki nefret ettiğim şeylerin birleşimi. Çok uzun sürede kurutulması gereken bir saç demek. O yüzden şu 1-2 ay içinde kuaföre ihtiyacım olabilir. O kuaför de sanırım ben olacağım. Ama hayır, saçımı kazıtmayacağım. Onu söyleyebilirim sanırım. Bakalım yanlış giderse bazı şeyler ibret olsun diye belki paylaşırım. Umarım gitmez tabii. Kötü gitmez yani. Evet, bu karantinada böyle geçiyor. Sizlerle paylaşmak
Böyle güzel bir deneyim oldu. Sizin de benimle paylaşmak istediğiniz bir şey varsa yorumlara bırakabilirsiniz. Çektiğiniz şımarıkça zorluklar var mı mesela? Ya da gerçekten zor durumda kaldığınız bir durum ve işte belki dertleşmek istediğiniz bir durum olursa ben buradayım. Ve herkese bu dönemde sabır diliyorum tabii. Bir sürü şey değişecek anlaşılan. Çünkü bu bir iki haftalık bir şey olmadı. Sanırım hayatımızda her zaman olacak çok uzun bir süre. Bunu inkar etmeye de gerek yok. Yani gerçekleri kaldırmamız gerekiyor ki o şekilde çözümler bulabilelim. Evet, hayatımız, dünya farklı şekilde şekillenecek bundan sonra. Onu da ayrıca başka bir videonun konusu olabilir. 2020 bakalım başka ne sürprizler getirecek bize. İzleyip göreceğiz bakalım. O zaman benden bu kadar bugünlük. Bir sonraki videoda görüşürüz.